Merhabalar. Canan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için harika, atıştırmalık, tek lokmalık kurabiye tarifim var. Tarçınlı kurabiye tarifi. Öncelikle margarinimizi derin bir kabımızın içerisine alıyoruz. Daha sonra sıvı yağımızı ekliyoruz. Pudra şekerimizi ekliyoruz. Yumurtamızın sarısını ekliyoruz. Kabartma tozumuzu ekliyoruz. Vanilyamızı ekliyoruz. Ve bunları e, homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Yağımızın oda sıcaklığında olması çok önemli. Burada e, güzelce yoğurup homojen bir kıvam aldırabilmemiz için yağımızın yumuşamış olması gerekiyor. O yüzden oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. İyice karıştırıyoruz malzemelerimiz ve homojen bir kıvam aldırıyoruz. Daha sonra içerisine unumuzu ilave ediyoruz ve tekrardan yoğurmaya devam ediyoruz. Elimize yapışmayacak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz son olarak bu şekilde Ele yapışmayan bir hamur kıvamına geldi. Şimdi hamurumuza şekil verme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparacağız. Elimizle yuvarlayarak ince uzun şerit haline getiriyoruz. Ben tek elimle yaptığım için videoda bu kadar oluyor. Çift elle yapınca daha kolay olur tabii ki. Daha sonra üzerine hafif parmaklarımızla bastırıp yassı bir şekil veriyoruz. Daha sonra bıçakla bunları çapraz olacak şekilde kesiyoruz. Çok büyük kesmeyelim çünkü küçük olunca tek atımlık lokmalık oluyor ve çok lezzetli oluyor. Bu bu şekilde yapılmakla biter mi demeyin. Çok kolay yapılıyor. Pratik bir tarif hem de bereketli ayrıca bayatlamıyor da. Bütün hamurumuzu bu şekilde yapıp tepsimize dizelim. Gördüğünüz gibi e, bereketli çıkıyor. Bir tepsi doldu. Arkasından bir tepsi daha yaptım. İki tepsi çıkıyor bu ölçülerle. Kurabiyemizi pişirdik. E, piştikten sonra soğumasını bekliyoruz. Çünkü üzerine e, pudra şekeri ve tarçınlı bir karışım serpiştireceğiz. O yüzden e, pudra şekerini eritmemesi için soğuması önemli. Kurabiyemiz soğurken biz de harcımızı hazırlayalım. Öncelikle bir tabağın içerisine pudra şekerini alıyorum. Daha sonra içerisine tarçın ilave ediyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Zaten kurabiyemize lezzetini veren bu karışım arkadaşlar. Pudra şekeri ve tarçın karışımı. Daha sonra böyle minik bir süzgecime alıp Kurabiyelerimin üzerine eliyorum. Bu şekilde bütün kurabiyelerin üstüne bu karışımdan eliyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalımı takip edip beğenirseniz çok sevinirim. Kurabiyelerimi servis tabağıma aldım. Çok lezzetli, kendini yediren bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.